Merhaba sevgili izleyiciler, bir hafta daha Merhaba Gamuş sevgili Gepi izleyiciler, bir hafta daha programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumla tabii konuğumla ki herkesin bu hafta konuştuğu gibi bu hafta deprem konuştuğumuz gibi konuşacağız. deprem konuşacağız. Özellikle deprem bölgesinde Özellikle yapılan çalışmalar ve deprem bölgesinde ayrımcılıkla ilgili yapılan bazı ayrımcılıkla konuları gündeme getirmek istiyordum. Bu hafta da bu mevzuyla ilgili konuşurken tabii ki aklıma ilk başta deprem bölgesindeki ayrımcılıkla ilgili bir rapor aklıma geldi. Daha önce 2023 yılında o raporu okumuştum. Avukat Aytekin Aktaş yazmıştı, hazırlamıştı. Aytekin Aktaş bu hafta Egemen Gök'ün podcastine de konuk oldu. Dinlemediyseniz Artı Gerçek'ten dinleyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim, Artı Gerçek'in podcastinden. Şimdi bu raporda neler vardı diye göz atarken tabii bu daha önce hazırlanmış bir rapor. Yıl dönümünde biraz daha bu konunun üzerinde konuşulması gerektiğini düşündüğüm için kendisini konuk almak istedim. Ve şimdi kendisiyle Zoom aracılığıyla bağlanacağız ve bu konuyu gündeme getireceğiz. Aytekin hoş geldin. hoş buldum, merhabalar. Öncelikle istersen bu Öncelikle rapordan istersen başlayalım. Sen bu bu raporu raporu ne zaman sen ne zaman hazırladın? hazırladın? Ve alanda daha sonra tabii Alanda alanda daha gözlemlerine de geleceğiz ama sonra öncelikle bu gözlemlerine raporu ne geleceğiz ama zaman hazırladın? Ne kadarlık bir süreçte hazırlandı? tabii bir süreçten sonra. Tabii. Biz bu raporu hemen depremde ilk arama kurtarma faaliyetlerine gidip geldik. Depremin ilk haftası. Akabinde bir daha gittik. Birkaç hafta sonra. Yine sırayla. Oradan nöbetleşe ilk gittiğimizde arama kurtarma faaliyetlerine çoğunlukla destek attık. Sonrasında hukuk faaliyetlerinde nöbete gittik. Hem işte barolar, İzmir Barosu, farklı baroların sırasıyla hem işte Çağdaş Hukukçular Derneği, Adalet İşim Hukukçular gibi hukuk topluluklarının nöbetleşe orada verdiği gönüllü hizmet verdi. Bu faaliyetler kapsamında gittik. Bu iki gidişten sonra raporu yazmaya fırsat oldu. Yazı yazmamızın sebebi de Çağdaş Hukukçular Derneği'nin dergisi, Çağdaş Hukuk ve Toplum Dergisi'nde yayınlanmak üzere yazılmıştı. Sonra başka yerlerde de yayınlandı. Bu raporun hikayesi, sebebi böyle. Yani geçtiğimiz sene depremden hemen sonra Mart-Nisan aylarında bu notlarımızı derleme ihtiyacı duyduk. Peki ilk başta şimdi daha böyle derinlemesine Şimdi daha girmeden böyle önce derinlemesine şunu girmeden öğrenmek önce istiyorum. şunu öğrenmek Böyle istiyorum. bir raporun Böyle yazılması bir raporun gerekliliğine yazılması sizi götüren neydi? Yani bir şeyler gördünüz ki bu raporu yazma gördünüz ki gerekliliği hissettin, değil mi? Çünkü aslında biz hep aslında konuşuyoruz bunlar nasıl oluyor, bu raporlar niye nasıl hazırlanıyor oluyor, diye burada bir raporlar sürü niye konuk hazırlanıyor alıyoruz diye ama burada bir sürü bir konuk alıyoruz. şeyler görülüyor Bir veya şeyler hissediliyor görülüyor ki veya insanlar hissediliyor böyle ki raporlar yazma insanlar böyle gereği raporlar duyuyorlar yazma ve gereği ondan duyuyorlar sonra da bunlar ve ondan bize sonra bunlar bize kalıyor ve üstüne düşünmemiz kalıyor ve gerekiyor. üstüne düşünmemiz gerekiyor. Yani şöyle biz oraya hem afetle hem doğal afetle hem beşeri afetle sorumsuzluk afetiyle afetler silsilesiyle mücadele etmek üzere halkımıza dayanışmaya gittik. Çünkü on binlerce insan öldü, resmi rakamlar 50 küsür bin diyor ama yani insan canına küsur rahat demek bile çok acı ayıp bir şey belki ama ne kadar insan öldüğünü depremin birinci senesinde hala da bilmediğimiz bir gerçeklikte. Yani daha kaybımızı bile bir sene geçmesine rağmen tam olarak bilmediğimiz bir gerçeklikte olabildiğince hayatta cebelleşen halkımıza dayanışmada bulunmaya gittik. Ve gittiğimizde gördüğümüz pek çok acı gerçeklik vardı. Yani o travmatik insanların işte ölümler, kadınlar, yaralılar, kopan bedenler vesaire hani bu trajik kısımları bir kenara bırakıyorum. Bunun dışında karşılaştığımız beşeri afetler de vardı. Bu beşeri afet işte devlet yetkililerinin, yerel yönetim yetkililerinin, hükümet yetkililerinin görevlerini layıkıyla yapmadıklarını, hatta sadece deprem esnasında değil, deprem esnasında zaten uzun bir süre yetkililerin sorumlulukları yerine getirmediğini, depremden evvel alınabilecek çoğu önlemin alınmadığını ve depremden sonra da hayatta kalan insanlara dahi gereğince eşit bir şekilde, hakça bir şekilde yardımların ulaştırılmadığını, daha da kötüsü vatandaşların sivil inisiyatiflerle gönderdikleri yardımların, yurt dışından gönderilen yardımların engellendiğini gördük. Bunları görünce biz oraya yani bu insanların gözü kulağı olmak zorunda hissettik. Biz orada dediğim gibi yani bir afet sahasında yapılabilecek ne iş varsa olabildiğince herkes kendince destek olabildi, her şey destek oldu.
Ve geriye dönüp geldiğimizde hayatımız hiçbir zaman tabii ki eskisi gibi devam etmeyecek. Yani geriye döndüğümüzde yani biz hala da Hatay'da yaşıyoruz. Yani hala da o enkazların içindeyiz. Sadece Hatay değil işte. Hatay'dır, Adıyaman'dır, Maraş'tır, Antep'tir. Bu şehirler hala yıkık vaziyette. Bu insanlar hala da bu afeti yaşıyorlar. Afet belki 1 dakika sürdü, belki 2 dakika sürdü, belki 10 dakika sürdü. Ama doğal afet. Beşeri afet bir yıldır neredeyse aynen devam ediyor. Bu insanlar hala da bu afetin içinde yaşıyorlar. Bu beşeri afetin, bu yönetimsel afetin içinde yaşıyorlar. Ve birilerinin bunu söylemesi lazım. Birilerinin bunu konuşması lazım. Birilerinin hem hukuktan doğan hakların peşine düşmesi lazım. Hem de haktan, adaletten, insaniyetten doğan hakların peşine düşmesi lazım. Naçizane biz de olabildiğince, gözümüz gördüğünce, bileğimiz biçtiğince bu halkın haklı mücadelesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu raporda naçizane bu uğraşlardan sadece bir tanesi. Şimdi şunu da görmek gerekiyor. Şimdi aslında raporda bahsediliyor. Daha önce birkaç yerde yayınlandı da birçok şey var. Yani daha çok Alevilere yapılan ayrımcılıktan, Kürtlere yapılan ayrımcılıktan bahsediliyor. Aslında bir hak, bunlar hepsi hak gaspı zaten. Ama deprem gibi bir afet sonrasında dağıtılacak olan yardımlarda bile dahi bir hak gaspı, bu tür bir hak gaspı. Yani bunun herhangi bir açıklaması da yok. Yani bunun tabii ki açıklamaları milliyetçilik, ırkçılık vesaire gibi olabilir ama orada ortak bir acı ve durumun içinden kurtulmaya çalışırken nasıl ayrımcılık, nasıl yapılabilir yani bu vicdani olarak demiyorum ama pratik anlamda da bu bir sorun. Yani nasıl bunu en vicdanına kabul ettirebiliyor yapanlar veya pratik anlamda alanda, sahada nasıl oluyor bu ayrımcılık? Dediğiniz gibi insanın hani nutku tutuluyor. Tabii ki de işte ayrımcılık maalesef hayatın bir gerçeği. Yani çoğu toplumda hala da süregelen bir problem. Yani bir şekilde demokratikleşmemiş, insan haklarına saygıyı hayatın içine yedirmemiş, bir şekilde demokratikleşme ve insan haklarına saygıyı halkın bilincine yaygın şekilde yerleştirmemiş toplumlarda maalesef gündelik hayatımızda olan şeyler. En temeli işte ayrımcılığın her türlüsü farklı görünüş şekilleriyle hayatımız içinde zaten var. Ama doğal afetler gibi depremlerde, savaşlarda ayrımcılık mağduru gruplar, dezavantajlı gruplar tırnak içinde azınlık olmayan gruplardan çok çok daha fazla etkilenmekte. Bu da maalesef sosyolojik bir gerçeklik, doğal bir gerçeklik. Buraya kadar da anlaşılabilir. Ancak bizim anlamadığımız, kanımızı donduran, hani şeytanın aklına gelmez dediğimiz şeylerle karşılaştık. Ve burada hani zaten insanların yaşadıkları yetmezmiş gibi, insanların koca koca şehirlerde bütün hayatlarını gözlerinin önünden kaybettikleri yetmezmiş gibi. Bir de muamelede farklılık olunca ve çok çirkin sahiplerle ayrımcılığa maruz kalınca insanlar sahiden yani hayatta tutunacakları hiçbir şey kalmıyor. Yani dostluğa, iyiliğe, güzelliğe dair tutunacak hiçbir şey kalmıyor. İster istemez insanlar şu soruyu büyük soru işaretleriyle ve büyük ünlemlerle sorular. Devlet nerede? Bu soru yani gerçekten kulaklarda yankılandı. Çünkü gerçekten sadece işte Hatay'da bulunduğum için bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Doğal afetin ardından geçen ilk 3-5 gün sahada yani devletin yapmakta zorunlu olduğu faaliyetlerin hemen hiçbirisi yoktu. Nedir bunlar? Evvela arama kurtarma faaliyeti, iletişim faaliyeti, yani haber alma faaliyeti, lojistik faaliyeti değil devlet pozitif sorumluluğunda olan şeyleri yapmak. Dışarıdan gelen yani yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri daha bizim kendi ulusal arama kurtarma ekiplerimiz organize olmamışken dünyanın dört bir tarafının arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye iniyorlar, çoğunlukla Adana Havalimanı'na iniyorlar ve bu insanlar en kritik saatlerde bile şey alanına, afet alanlarına ulaştırılmıyorlar. Saatlerce bekliyorlar. Yani neresinden tutsanız sıkıntı. Bu objektif sıkıntıların dışında bir de insanlar subjektif olarak kimliklerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldılar. İnsanlar kimlikleri sebebiyle ölüme terk edildiler.
Yani en azından bu doğru değilse bile bu hissettirildi. Bu nasıl oldu? İşte yani işte ben size hatta çok hızlıca yani şöyle somutlayayım. Hani bunu ben söyledim diye değil. Bu ayrımcılığı yaşayan grupların sözcüleri birebir kendi ifadeleriyle ben size aktarayım müsaadenizle. Lütfen. Adıyaman Baro Sekreteri diyor ki Alevi köyleri olduğu için dış kapın dış mandalı gibiyiz. En son müdahale, en son yardım geldiği yer, en son artarsa yaparız dedikleri bir yer. Ondan dolayı da hiçbir şekilde hiçbir çalışma yapılmamış. Bunu kimdir depremin kaçıncı günü söyledi? Bir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı diyor ki insanların yan köye battaniye gitti, bize gelmedi. Şu sokağa erzak, gıda yardımı gitti, bize gelmedi. Türünden verdiği örneklerin sayısı çoktu. Hatay'a gittik, sanırım Samandağ ilçesiydi. Burada Alevi evlerinin es geçilip Sünni kesimlere yardım gittiğine şahit olduk ne yazık ki. Tırlarımızın çoğu sınırlarda, gümrüklerde uzunca süre bekletildi. Bazılarını girişlerdeki kontrol noktalarında AFAD tarafından el konuldu. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı diyor ki, biz ayrımcılık hissediyoruz. Bunu inkar etmiyoruz. Tırların durdurulması, AFAD aktarılması. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Burada yaşıyoruz. Gazeteci Murat Bayar'ın haber kaynağı diyor ki, kesinlikle Hatay'a özel bir ayrımcılık var. Partizanlık, liyakatsızlık ve dahası mezhepçilik var. İzmir'den 500 çadır yardımını kente götürürken resmi yetkililer bu malzemeyi Osmaniye'ye götürdü. Nedeni Hatay'a çadır girsin istenmiyor. Elbistan Hasan Ali Mahallesi'ndeki bir depremzede diyor ki biz kimseye ulaşamadık. Devlet de bize el uzatmadı. Yolları açmadılar. Ayrımcılık yapıldığını düşünüyorum. Bana bir el uzatılmamış, bir yardım edilmemişse elbette ben böyle düşünürüm. Bu ya yani bu çok da arttırılabilir. Adıyaman Kayalık Mahallesi'nden Roman bir depremzede diyor ki yemeğimiz yok, siz çingenesiniz, karaçesiniz deyip bize ayrı yerde tutuyorlar. Su istediğimizde yine aynı şekilde. Her birine bir küp su verin diyorlar ya da bize siz de gelin alın demiyorlar. Bize yardım etmiyorlar. Herkese çadır ve konteyner vermeye başladılar. Bize getirmediler. Ayrımcılık yapılıyor. Uzak yerlerden gelip burada hırsızlık yapılıyor ama suçlanan biz oluyoruz. Ama biz öyle şeyler yapmıyoruz diyor. Yani sadece Alevilere, sadece Kürtlere değil, Romanlar da bunun mağduru. Depremzede çocukların 23 Nisan'da Emek ve Gül'de çıkan yazıdaki aktarıcı diyor ki ekonomik açıdan da ağır koşullar altında olan mülteciler ayrımcılığa uğrarken medya kanalıyla yaygınlaşan ırkçılık mülteci çocukların güvenliğini riske atıyor. Çocuklara kadar ayrımcılık yapıldı depremde. Ki zaten bu çocukların yani hayatta kalan depremzede çocukların kaçırılıp ama organ mafyalarına ama tarikatlara kaptırıldığı konuşuluyor. Bu konuda soruşturmalar yapıldı. Umarım doğru değildir. Yani umarım bir yanlış anlaşılma vardır. Ama karşılaşılan durumlar bunlar. Gülgün Erdan Tosun Engeller ve Deprem yayınında diyor ki engelli bireyler kuşkusuz dayanma güçleri ve seslerini duyurabilme becerileri daha azdı. Enkazdan sağ kurtulan engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun tuvalet, barınma, yiyecek, su ve ilaç temin edilmesi büyük bir zorluk oluşturdu diyor. Dolaylı olarak ayrımcılığa maruz kalmışlar. Göç Araştırmaları Derneği'nde göç ve deprem sayısında diyor ki Suriyelilerin deprem sonrasında çadır kentlerden, mahallelerden, geçici barınma merkezlerinden ve kimi zaman devletin yerleştirdiği yerlerden bile teker teker çıkartıldıklarını gördük diyorlar. Eşitlik İçin Kadın Platformu diyor ki kadınlar ve çocuklar günlerce karanlık şehirlerde şiddet ve cinsel saldırı tehdidi altında yaşamak zorunda bırakıldı diyorlar. Antakya'da LGBT artı depremzede Seyhan diyor ki sıcak bir çorba içeyim dedim ama bir yandan kendimi kamufle etmek zorundaydım. Ağzımı yüzümü kapatıyordum ki trans olduğumu anlamasınlar diye. Şimdi deprem sahasında pek çok farklı ayrımcılık bu anlattığım hikayeler bu ayrımcılıkları yaşayan insanların birebir ağzından çıkan şeyler. Ve benim de şahit olduğum, bizzat şahit olduğum şeyler var. Özetle yani can derdindeyken dahi insan aklına gelmeyecek hususlar ayrımcılık konusu edilebiliyor. Koca koca şehirler sırf hükümete muhalifler diye, sırf yerel yönetimlerde hükümete oy vermemişler diye, sırf çoğunlukla ekseriyetle hükümetten ayrı düşünen siyasi düşünce hattının yaygın olduğu kentler diye, sırf hükümetin kolladığı inanç grubuna ait değiller diye, sırf hükümetin kolladığı siyasi düşünceye ait değiller diye, sırf hükümetin kolladığı, hükümetin tercih ettiği etnik gruba ait değiller diye bu insanlar ölüme terk edildiler. Bundan daha ötesi yok. Biz de bu çirkinliklerle, bu kabul edilemez gerçekliklerle, bu hukuksuzluklarla, bu haksızlıklarla karşılaşınca elbette bunları dile getirme ihtiyacı duyduk. Peki şunu sormak istiyorum şimdi. Tamam, bunlar raporlandı. Bu arada bu rapor aynı zamanda
internette de var, çağdaşhukukçular.org'dan da indirebilirler yayınlandığı dönemde. Burada bir bölümü de ben de okumak istiyorum. Ayrımcılık mağduru gruplar nasıl belirlendi ya da kimler diye. 6-20 Şubat depremlerinde karşılaşılan ayrımcılıklar. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle Hatay merkezli 20 Şubat depremleri sürecinde ayrımcılıkla karşılaşan gruplar arasında depremler de bu coğrafyanın yerlisi olan Aleviler, Kürt, Roman, Türk, Arap Aleviler, Nusayriler, Gayrimüslimler, Hristiyan, Yahudiler, Kürtler, Romanlar, Abdallar, Domlar, Romlar, çocuklar, engelliler, göçmenler, mülteciler, kadınlar, LGBTİ pluslar, artılar gibi sıralanıyor. Ayrımcılık sebepleri bunlarla sınırlı kalmamış. Burada muhalif görüşteki, yani siyasi bir ayrımcılık da yapılmış tabii. Senin de burada aslında verdiğin örnekler bunları gösteriyor. Peki şunu söylemek istiyorum. Şimdi hukuki olarak en azından sizin bu raporunuzda bunlar hepsine dikkat çekiliyor. Peki hukuki boyutta burada bir şey yapılabildi mi ya da yapılabilir miydi ya da ne yapılabilir? Yani bu insanlar orada şimdi afet döneminde ya hiçbir şey çalışmazken nasıl yargıyı orada çalıştıracaksın ya da nasıl yapacaksın? Raporun önemi burada çıkıyor. Çünkü unutulmaması gerekiyor. Senin belirttiğin gibi kayıp olan çocuklarla ilgili bir sürü başka o kadar detay var ki ortaya çıkan. Bunların hiçbirinin unutulmaması için raporlaştırmak önemli. Peki ama bunun hukuki boyutu nasıl olacak? Yani gerek bizim yazdığımız yazılar, raporlar, gerek farklı sivil toplum örgütlerinin yazdığı raporlar, yazılar, depremin ilk gününden beri yine medya kuruluşlarının yaptığı haberler, bunların hepsi açık kaynaklarda mevcut. Bunların hepsi aslında görevini bilincinde olan savcılarımız için bir suç duyurusu niteliğindedir, bir ihbar niteliğindedir. Yani hukuken ne yapılabilir? Bir ulusal hukukta. Evvela ayrımcılık sadece bu arada ahlaki bir sıkıntı değildir. Bu Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş bir suçtur aynı zamanda. Ve bu suçun bizi hükümet yetkilileri ya da devlet personeli eliyle işlendiğini iddia ediyoruz. Bu bir ihbardır. Yani görev bilincinin farkında olan savcıların bu ihbarı araştırmakla mükelleftir. Biz bunu sadece ben değil, bu olayı yaşayan yerler, vatandaşlar, kurumlar, kuruluşlar, bir sürü rapor var. Olması gereken şey evvela bu kabul edilemez suçun sorumlularının derhal yargılanmaları, derhal soruşturulmaları, derhal haklarına kavuşturulma başlatılmalarıdır. Bizim bildiğimiz kadarıyla ayrımcılık bağlamında şimdiye kadar deprem suçları bağlamında bir soruşturma gerçekleşmedi. Bir böyle bir durum var. Yani ceza hukuku anlamında savcılık makamı halkın maruz kaldığı bu ayrımcılıklar hakkında maalesef bir soruşturma yürütmedi. Yani ki iyi kötü depremin gerçekleştiği her yerin yakınlarında ama yıkık ama faaliyeti devam eden ama prefabrik yani deprem sürecinde dahi hukuk faaliyetleri devam etti. Adliyeler var, bu adliyelerde savcılar var, bu ülkenin cumhuriyet savcıları var. Bu insanların görevi kendi görev bölgelerindeki suçları soruşturmak. Maalesef hiçbirisinin aradan geçen 365 günden sonra, 367 günden sonra hala daha hiçbirisinin soruşturma yürüttüğünü duymadık. Maalesef duymadık. Birinci basamağı bu. Bunun dışında deprem suçları sadece ceza hukukundan ibaret değil. Tazminat hukuku anlamında, idare hukuku anlamında çok ciddi sıkıntılar var. Bakın deprem suçları diyoruz. Şimdi bakın afet öncesi sıkıntılardan başlıyor. Afet öncesi süreçlerden başlıyor. Çünkü bu yıkılan evlere verilen imar izinleri var. Bu imar izinlerinin sürekli aralıklarla denetlenmesi zorunluluğu var. Bu izinleri kim verdi? Yani bu aynı yerde sağlam binalar yıkılmazken çürük binaların yıkıldığını görüyoruz. Bu çürük binaları yapmaya kim izin verdi? Bu müteahhitler kimlerle işbirliği içinde? Kimlere para yedirdi? Hangi devlet kurumları bu usulsüz binaları incelemekte görevliyken incelemediler. Bunların hiçbirisi henüz somut şekilde araştırılmış değil. Devam eden davalar var. Yani şu an yaptığımız işte farklı hukuk örgütlerinin baroların açmış olduğu davalar var. Bir kısmına örnek vereyim hızlıca. Mesela bu müteahhitlerin sorumluluğuna ilişkin Adana'da Alperen
Alper Gül Apartmanı davası var. Yine Tutar Yapı Sitesi davası var. Islayiye'de Gözde Apartmanı davası var. Kahramanmaraş'ta Hacı Ömer Apartmanı davası var. Hatay'da Ilgım Apartmanı davası var. Bunlar tabii ki de bütünün içinde çok küçük meslektaşlarımızın erişebildiği, halkçı, devrimci kurumların kendi çabalarıyla erişebildiği somut bilgiler üstünden yürütebildikleri hukuk mücadeleleri. Yeterli mi? Tabii ki de yeterli. Çünkü koca koca şehirler yıkıldı. Koca şehirler yıkıldı. Yani bizim tahmin ettiğimize göre yüz binlerce insan öldü. On binlerce insanın daha cesedine ulaşamadık. Cesetlerle birlikte enkazlar kaldırıldı, yan mahallelere döküldü. Şimdi bunların bir sorumlusu olması lazım. Bir doğal afet kısmı var. Ona yapacak bir şey yok. Yapacak kısmı önlem alınmış. Önlem alınmamış. Bundan sonrası beşeri afet. Bu beşeri afetlerin pek çok sıkıntısı var. Yani ceza hukuku dışında hukuk anlamında, idari hukuku anlamında ve borçlar hukuku anlamında burada hesap sorulacak çok başlık var. Olabildiğince çeşitli hukuk kurumları, barolar olabildiğince yakalayabildikleri vakalar üstünden davalar açmaktalar. Biz olabildiğince şikayetlerde bulunuyoruz ama maalesef mesela işte enkaz kaldırma çalışmaları vardı şeyden sonra işte ilk zamanlardan sonra enkaz kaldırma çalışmaları Hatay'da yine Hatay'a gittik ikinci gidişimizde enkazları bir mahalleden alıp diğer mahalleye boşaltıyorlar. Yahu insanlar zaten depremzedeler zaten ailenin yarısı depremde hayatını kaybetmiş kalan yarısında da kanserden ölüyorsun. İşte asbest dedikleri enkazlarda çıkan insanları zehirleyen kanser eden maddeler var adı üstünde enkaz. Sen bunu bir mahalleden kaldır. Öte mahalleye koyuyorsun. O da depremzede ve bu insanların kanser olma riskini insanlar diyor ki biz ölmek istemiyoruz. Zaten öleceğimiz kadar ölmüşüz. Yaşam nöbeti tutuyorlar ya. Bizim mahallemiz enkaz dökülmesin diye. Yaşam nöbeti tutuyorlar. Yani sen birkaç hafta evvel depremde 7 sülalesini kaybetmiş insanların mahallesine enkaz yığıyorsun. Ve insanlar buna karşı biz daha fazla ölmek istemiyoruz diye yaşam nöbeti tutuyorlar tamamen barışçıl. Tamamen barışçıl şekilde demokratik haklarını dile getirip hayatta kalmak istiyorlar. Daha ne olsun ya bu insanlar hayatta kalmak istiyorlar. Bizi öldürmeyin diyorlar devlete. Bunun için basın açıklaması yapıyorlar. Siz bu insanları dövüyorsunuz. Siz bu insanları gaz sıkıyorsunuz. Biz de avukat olarak gönüllü olarak gidip bu gözaltı takibi yapma gittiğimizde işkenceye maruz kalıyoruz. Ve bununla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Hani ne yapabiliriz diyoruz ya yani hangi birisini anlatalım? O kadar çok sıkıntı var ki. Suç duyurusunda bulunduk. Bir sene sonra İşte ifademiz alındı. Bakalım kaç sene sonra kim yargılanacak? Bakalım oranın sorumluları yani jandarma komutanları işte valisi yargılanacak mı bakalım? Bu Türkiye'nin karşılaştığı ilk afet de değil ki. Yani bugüne kadar Türkiye'deki hiçbir afetin hiçbir beşeri afetin sorumlusu, yetkilisi hakkıyla yargılanmamış ki. Maalesef. Maalesef olması gereken yapılmıyor. Ulusal hukukta bu sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ayrımcılık özelinde uluslararası hukukta ne yapabiliriz? Yine aynı şekilde yani ayrımcılık bahsinde yine hem ceza hukukundan hem idari hukukundan ve borçlar hukukundan özel hukukta yine ilgili süreçler tüketilir. Buralarda yerel hukukta, ulusal hukukta eğer ki ayrımcılık suç sorununa ilişkin istenen sonuçlar alınmazsa uluslararası hukuka gidilir. Uluslararası hukukta işte yani şöyle bir sıkıntının içindeyiz. Daha yeni ülkenin Hatay halkının yani bu depremzede halkın seçmiş olduğu milletvekili Can Atalay mahpus edildi. Seçilmiş milletvekili hukuka aykırı şekilde salınmadı. Anayasa Mahkemesi kararı uygulamadı bu ülkede. Bu ülkenin en üst mahkemesinin kararı uygulanmadı. Şimdi ya, evet teknik olarak kağıt üstünde hukuken yapacağımız çok şey var ama Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yerel hukukta, ulusal hukukta neyle karşılaşacağımız üç aşağı beş yukarı belli. Uluslararası hukuktan da ne medet umabiliriz ki? En nihayetinde uluslararası siyaset gereği ülkelerin al gülüm ver gülüm yaptıkları bir düzen bu da. Kimi kime şikayet ettiğimizin belli olmadığı bir düzenekteyiz. Bu işte ne yapabiliriz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliriz. Ki bize kalırsa bu suçlar yani uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gereken suçlar. Tüm bu yani yapılabilecek ihtimaller bunlar. Hani biz ne yapabiliriz? Raporlaştırabiliriz. Ulusal ve uluslararası hukuk mekanizmalarını çalıştırmaya çalışabiliriz. Olabildiğince çalıştırırız. Tüm bunları neden yaparız? Bir hesap sormak için, iki bir daha bunlara maruz kalmamak için. Yani hukuken yapılacak çok şey var mı? Var tabii ki de. Karşılık almak mümkün mü? Çok zor. Yani imkansız değil ama çok zor. Yani bin adım atıp
bir adım çıktı alacağız belki. Ama o bir adım çıktığı için bu bir adım atmaya değer. O yüzden bütün hukukçuları hukuk mücadelesinin önünde omuz olmaya davet ediyoruz tabii ki. Şunu da sormak istiyorum. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir senenin ardından siz hala bölgede ayrımcılığın devam ettiğini görüyor musunuz? Bu bahsettiğiniz dosyalarla ilgili, çünkü belli ki bir sürü bilgi akışı olmuş. Oradayken de bunların hepsini kayda alabilmişsiniz. Şimdi mesela o köyler de o köylere, o insanlara hala bu şekilde bu davranışları, yani devletin bu davranış şekli devam ediyor mu? Belki bürokratik sorunlar çıkarılıyordur. Yani devletin yolu bitmez çünkü bürokratik engeller çıkarıyordur, ama aslında bu her şey aynı köyün başına geliyorsa anlarsınız ki bu aslında bütün o ayrımcılıkla başladı. Yani Alevi köyünün başına geliyorsa ya da Kürt köyünün başına geliyorsa ya da Ermeni yerleşimi, Yahudi yerleşiminin başına geliyorsa orada yavaşlatılıyorsa süreçler bunu anlarsınız. Şimdi siz alandan ve bu insanlarla iletişimde olduğunuz için soruyorum, bu hala devam ediyor mu pratik anlamda? Maalesef hala devam ediyor tabii ki ama doğrudan ama dolaylı ayrımcılık türleri hala devam ediyor. Bakın deprem üstünden bir sene geçmiş. Hala daha enkaz kaldırma çalışmaları bitebilmiş değil. Hala daha bu insanlar canları cebelleşmeye devam ediyor. İşte enkaz kaldırma çalışmalarından bahsedelim. Yerel halkın söylediği yani Alevi yerleşimcilerin söylediği işte, çevre şehirlerin hani başka şehirlerde başka işte Sünni bölgelerinde yaşanan depremin enkazları her ne hikmetse bizim köylerimizi, bizim Alevi köylerimizi inatla yığılıyor diyor. Bunu işte Hatay çevresindeki depremde de Alevi köyleri söylüyor. Böyle iddiaları var. Biz olabildiğince doğrudur, yanlıştır araştırmaya çalışıyoruz. Ama halkın bizzat görgüsü bu yönde. Yani enkaz kaldırma çalışmasında dahi yani bunun yaşandığını görüyoruz. Barınma problemi hala daha binlerce insan evsiz, yurtsuz, üstünden deprem üstünden bir yıl geçmiş. Çadır satan bir Kızılay yönetiminin olduğu ülkede yani bu ülkede çadır satıldı. Depremzedelere çadır satıldı. Bunu asla unutmayalım. Hala da insanlar çadırlarda kalıyorlar. Ve kışın bakın hala kışın ortasındayız. Hala yağmurda, çamurda, çadırlarda kalıyorlar. Konteynerlerde kalıyorlar. Ve bu konuda da işte bu deprem sonrası temel ihtiyaçlar, barınma, eğitim, sağlık, temel ihtiyaçlar, gıda, bunlarda da hala daha aynı kesimler aynı ayrımcılıklara uğradıklarını iddia etmeye devam ediyorlar. Bu kadar yaygın bir iddia varsa ortada, bu kadar yaygın bir karşı koyuş varsa bir dönüp bakmak lazım. Yani sahiden burada ne oluyor diye. İşte altyapı sorunları. Yani Hatay'da hala daha yollar sağlanabilmiş değil. Hala daha bütün şehir enkaz altında. Yani bu şeyler, ayrımcılıklar hala daha farklı görünüşlerde bir seneye aşkın süre geçmiş olmasına rağmen farklı ölçeklerde maalesef devam ediyor. Bunun içinde işte hem meslek örgütlerinin yayınladıkları raporlar var, hem de hukuk örgütlerinin yayınladıkları raporlar var, deprem birinci yılına ilişkin yayınladıkları raporlar var. Bunlar incelendiğinde çok rahat bir şekilde bu sıkıntıların devam ettiği görülecektir. Tabii ki sıkıntılar ayrımcılıktan ibaret değil. Ayrımcılık sadece bu sıkıntıların genelde gözden kaçan, gözde görülmeyen, bilinse dahi konuşulmaktan çekinilen kısmı, açık açık konuşulmaktan çekinilen kral çıkmak demenin zor olduğu kısım genelde ayrımcılık. Ama bu kısmı da devam ediyor ve diğer problemler de maalesef süre gelmiyor. Evet, bu süreç içerisinde aslında bazı projeler de yapıldı. Ben burada mesela birkaç konuk da aldım, hem Yahudi cemaatinin hem de Ermeni toplumunun ve Rum Ortodoks toplumunun kiliselerinin tekrar inşa edilmesiyle ilgili vesaire vesaire. Şimdi tabii ki ayrımcılık derken böyle geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. Senin de dediğin gibi aslında ayrımcılık bunun küçük bir halkanın küçük bir parçası olsa da bu halkada herhangi bir afet döneminde bile kullanılabilecek siyasi bir araç haline getiriliyor. Hele ki seçim dönemine girildiği şu günlerde bunu daha çok görür olduk.
Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil'i de önümüzdeki hafta yine programda konuk alacağız. Onunla da bu bir sene içerisinde Antakya Rum Ortodoks toplumunun durumunu konuşacağız. Tabii cemaat sayıları düştü. Bu tabii sadece cemaat sayısı değil, insanlarımızın sayısı. Sayı da değil, insanlarımızı kaybettik. Senin de dediğin gibi küsuratlardan bile bahsetmek acınası bir hale getiriyor bizi. Aytekin Aktaş, çok teşekkür ederim katıldığın için. Böyle kısaca en azından özetlemeye çalıştık. Konuya bir başka bakış açısı getirmeye çalıştık. Bu hafta tabii ki deprem çok konuştuk ama bu detay kaçırılmasın istedim. Umarım önümüzdeki dönemlerde bu raporun ya da böyle şeyleri raporlamaya gerek olmayacağı bir dönem olsun diyelim. Daha doğrusu olur. Çok teşekkürler katıldığın için programa. Evet sevgili izleyiciler. Teşekkür ederim. Evet çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta da programı burada toparlayalım. Dediğim gibi önümüzdeki hafta farklı bir konukla yine bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Gamuç'ta, Köprü'de bizi takip etmeye, izlemeye devam edin.